Sevgili seyirciler, Ümit'le Sağlıklı Dakikalar programına tekrar hoş geldiniz. Bu hafta diğer bir sık sorulan ve sık da görülen sağlık problemi olan karın ağrılarından, genel olarak sebeplerinden bahsetmeye çalışacağım. Aslında çok geniş bir konu. Üzerine belki kitaplar yazılabilecek kadar, hatta bu konuyla ilgili ciltlerce kitap var sadece karın ağrısıyla ilgili. Çünkü birçok hastalıkta karın ağrısı gözükebiliyor, ortak semptom olduğu için bir rahatsızlık, bir bulgu. Ama biz şu anda en çok görülen nedenlerden ve bizim işimize, daha doğrusu bizim acille ilgili bağlantı kurabileceğimiz en sık sebepler üzerinde biraz daha durmak istiyorum. Şimdi karın ağrısı hemen hemen hepimizin hayatı boyunca yaşadığı, belki de yaşamaya devam edebileceği ilgilenme bir rahatsızlık, bir bulgu diyelim. Bunun birçok sebebi var. En sık görülen sebeplerden bir tanesi gastroenterit dediğimiz mide bağırsak hastalığı. Bu genellikle viral kökenli olabilir. Örneğin işte rotavirüs vesaire gibi çeşitli enfeksiyonlar karın ağrısı, bulantı, kusma, halsizlik gibi semptomlara sebebiyet verebiliyor. Ya da diğer bazı rahatsızlıklar, yine aynı şekilde viral rahatsızlıklar da karın ağrısı yapabiliyor. Bu özellikle konuyu biz çocuklarda çok sık görüyoruz. Mesela çocuklar hem boğazım ağrıyor der, hem de aynı zamanda karnı ağrır. Aslında viral enfeksiyon geçiriyordur. Hem boğaz ağrısı yapar, hem de aynı zamanda çapraz reaksiyon dediğimiz durumdan dolayı karında ağrısı varmış gibi hasta ağrı hisseder. Yani aslında bu çapraz reaksiyon dediğimiz durumdan kaynaklanan bir konu. Dolayısıyla çok farklı sebeplerden dolayı karın ağrısı görülebilir. Bunların arasında dediğim gibi en çok görülen gastroenterit sebepleri. Özellikle mide bağırsak enfeksiyonları olabilir. Yenilen gıdalar özellikle burada çok önem taşıyor. Bazıları gıda zehirlenmesi olabilecek kadar kötü olabilir hastaların gelen. Yani gıda da, yenilen gıda da, gıdanın çeşidi de, özellikle bazı gıdalar biliyorsunuz bozulmaya daha yatkın olabilir. Ben şu an tekrar tekrar bunlardan bahsetmeye gerek olduğunu zannetmiyorum. Bu tip gıdalar tüketilirken sonrasında dikkatli olunması lazım. Mesela örneğin geçen bir hastam geldi. Yakın zamanda koyun peyniri yemiş. Ve uzun zamandır bekletmiş buzdolabında. Ama yani son kullanma tarihi geçmiş anladığım kadarıyla. Bunu yedikten sonra başlayan bir bulantı kusması vardı hastanın. Bu sebep buna bağlı oldu. Ortaya çıktı daha sonra. Dolayısıyla bizim karın ağrısından korunmak için ne yapabiliriz? Ne yapmamız gerekiyor? En basit, yani kendi evlerimizde yapabileceğimiz şeyler. Bu özellikle marmelat gibi olabilir, diğer gıdalar olabilir, konserve olabilir. Genel olarak bir tarihlerine bakıp geçenleri varsa aralarında bunları kullanmamak, geçmeye yakın varsa da bunları geçmeden süresi bir an önce kullanıp tüketmeye çalışmak lazım. Bu işin ayrı bir boyutu. Şimdi genelde karın ağrısını biz niye görüyoruz? Ve karın ağrısının çeşitleri var mı? Var tabii ki. Biz karnı genelde 4 kadrana ayırıyoruz göbek kullanarak. Göbekten geçen hayali bir dik çizgiyle sağa sola ayrılır. Yine göbekten geçen yatay, yere yatay bir çizgiden de yine sağ alt ve üst olarak ayrı, toplamda sağ alt, sağ üst, sol alt, sol üst gibi 4 tane farklı kadran dediğimiz bölgeye ayrılır. Bunların arasında bizim için cerrahi açıdan en önemli olanlar özellikle sağ tarafta olanlar. Yani genel cerrahi değil, kastederek söylüyorum. Niye? Çünkü sağ alt kadranda apandisit mevcut. Sol üst sağ üst kadranda da safra kesesi mevcut. Dolayısıyla bu iki rahatsızlık da, daha doğrusu bu iki organ da çeşitli rahatsızlıklara sık sık sebebiyet verdiği için bu konu önemli bir nokta aslında bakacak olursak. Bir diğer, dediğim gibi, karın ağrısı nedeni bu olabilir. Bir diğer sebep apandisitin kendisi olabilir. Apandisitin kendisindeki karın ağrısı nasıldır peki? Bu da yine sık gördüğümüz ağrılardan bir tanesi. Genelde göbek etrafında başlayan, gittikçe şiddeti artan ve sağ alt kadranı kasığa doğru inmeye başlayan bir ağrı vardır. Ateş olabilir, bulantı, kusma olabilir. Bazen bazıların tahlilleri çok da normal de gelebilir. Ama sonrasında daha çok yükselme görülür. Dolayısıyla burada muayene çok önemli. Muayene yapılırken, elle muayene yöntemi izlenirken, sağ alt kadrana elle basılmaya çalışıldığında hasta bir sorun söylüyorsa, ağrıdığından dolayı dokunduramıyorum diyorsa ya da bir rahatsızlık hissediyorsa, mutlaka ileri değerlendirmenin bu konuyla ilgili yapılması gerekir ki hemen hemen haftada bir ya da iki defa olmak üzere apandisit vakaları rastlıyoruz. Eğer ağrı sağ alt kadranda değil de sağ üst kadranda olsaydı ne olacaktı? Sağ üst kadrandaki organımız esas olarak safra kesesi. Eğer yine dokunma ile ilgili bir hassasiyet sorunu varsa bu hastalarda, o zaman bu hastaların
Böbrek karaciğer fonksiyonları yine bilirubin vesaire dediğimiz yine karaciğer fonksiyonu grubuna sokabileceğimiz değerlere bakılarak çeşitli yorumlarda bulunulabilir. Mesela apandisit şüphesi olan bir hastada kanda lökosit dediğimiz beyaz küre sayısı yani enfeksiyonlara karşı savaşan hücre sayısı artmıştır. CRP dediğimiz başka bir değer vardır yine. Bu da artmıştır. Ve bu hastalarda hem karın ağrısı var şüpheli. Hem röntgende de bazı bulgular var ama tam veremiyor size. Aynı zamanda hastada bazı sıkıntılar çıktıysa örneğin kan tahlilinde dediğim gibi yükseklik çıktı vesaire. O zaman bu hastada bir cerrahik durum olabileceği düşünülerek bir genel cerrahla en yakın zamanda iletişime geçirerek hastanın muayene edilmesi sağlanır. Dolayısıyla bizim karın ağrısı olarak en sık gördüğümüz sebep neymiş? Aslında en sık gördüğümüz sebeplerden daha doğrusu şöyle söyleyelim. En sık gördüğümüz sebep genellikle gastroenteritler, basit karın ağrıları, bazen işte bulantı kusmaya bağlı olabiliyor. Bazen başka sebeplere bağlı olabiliyor ama burada belki de en önemli olan karın ağrısı sebeplerinden bir tanesi gaza bağlı ağrı. Bazı hastalarda özellikle stresli zamanlardan geçiyorsa biliyorsunuz ki ya da ben belki burada ilk defa söyleyeceğim. Beyindeki nöron sayısından daha fazla aslında bağırsaklarımızda nöron var. Yani bu ne demek oluyor? Aslında emosyonel yani duygusal gelişimlerden, duygusal oluşumlardan beynimiz olduğu kadar bağırsaklarımız etkilenir. Yani bir ayrılık haberi, bir kötü haber duyduğunuzda bağırsaklarınız da kendini kötü hissetmeye başlar ve bağırsak ritminiz değişir. Ya ishale geçmeye başlar ya değişir ve farklı farklı özellikler gösterebilir. Bu yapılmış bir şey, test. Yani benim sadece önüne sürdüğüm bir durum değil. Farklı farklı durumlar arz edebilir. Bazen hastaların bazılarına artık psikiyatriste antidepresan vermeye başladı. Ki bağırsak düzeni kendi yerine otursun, toparlasın. O eksiklikleri yerine koyalım diye. Bu dediğim gibi yöntemlerden bir tanesi. Bir diğer yöntem dediğim gibi daha doğrusu bir diğer sebep, pardon, karın ağrısının bir diğer sebebi özellikle kas ağrıları. Yorgunluğa bağlı, soğuğa bağlı, sıcak soğuk geçişindeki o terlemeye bağlı karın ağrıları ne çok sık görüyoruz. Özellikle gaz çok sık gördüğümüz konulardan bir tanesi. Bir diğeri dediğim gibi aslında daha az görmekle beraber belki de en önemlisi olan apandisit konusu. Apandisit dediğim gibi önce göbek etrafına başlayan daha sonra sağ alta kayan bir ağrı vardır. Kanda yükseklik olabilir. Hastanın genel durumunda duruma göre ağrı ya da doğum bozukluğu olabilir. Ama dediğim gibi bunların hepsi apandisit olsun vesaire olsun eğer zamanı teşhis konulup da tedavisi başlanırsa korkulacak hastalıklar değil. Mesela safra kesisi için de aynı şey geçerli. Hasta karın ağrısı da geldiğinde örneğin daha birkaç saat önce benim baktığım bir hastada karın ağrısı şikayeti var. Önce mide ağrısı var ama yapılan ultrasonda safra kesesinde birçok taşı olduğu görüldü. Yani buradan şunu çıkarmak, bunu anlatmak istiyorum. Karın ağrısı önemlidir, evet ama karın ağrısı diye deyip geçmemek lazım. Altta yatan birçok sebep olabilir. Bunun gibi yanlış onlarca daha sebep var karın ağrısı yapan ama en çok baktığımızda yani dediğim gibi gaz, normal bir karın ağrısı da yapabilir dediğim gibi gaz yapabilir, kas ağrısı yapabilir, bazı yenilen gıdalar bunu yapabilir. Özellikle ondan dolayı son kullanım tarihlerine dikkat edilmesinden bahsettim. Sıcak soğuk farkı çok önemli. Özellikle kapalı ortamda çalışır ve sık sık dışarı çıkıyorsanız mutlaka önünüzü kapatmanız, sıcak soğuk farkına dikkat etmeniz lazım. Burada tabii ki viral enfeksiyonlar da çok sık gözüküyor. Özellikle kışları. Daha çok da şu şekilde gözüküyor. Öncelikle ebeveynlerde değil de çocukların da gözüküyor rahatsızlık, bulantı, kusma, karın ağrısı ise. Birkaç gün sonra da o çocuğun altında yaşayan ebeveynlerde de benzer sıkıntı gözükmeye başlıyor. Yani bulaşıcı özelliği de olabiliyor bunun. Özellikle viral enfeksiyon olduğunda. Bazen dediğim gibi gıda zehirlenmesine kadar giden çeşitli durumlar da olabiliyor ama bunlar çok nadir. Daha çok ya viral enfeksiyon oluyor dediğim gibi. Ya kas ağrısı ve gaz ağrısı oluyor ya da bir diğer sebebimiz hani bakacak olursak. Safra kesesi ve apandisit konuları. Eğer bunlarla ilgili herhangi bir sıkıntıdan bahsedilemiyor, bulunamıyorsa ve hasta da rahatladıysa o zaman bu hastalar taburcu edilebilir hale gelmiş oluyor. Ama dediğim gibi karın ağrısını yapan birçok daha sebep var. Mesela bazı
lenfoma çeşitleri karın ağrısı yapabiliyor. Bazı rahatsızlıklar karın ağrısı yapabiliyor. Mesela Epstein-Barr virüsü dediğimiz başka bir virüs var. Bu yine karaciğerde, dalakta şişmelere sebebiyet verebiliyor. Bunun gibi bazı durumlarda söz konusu ama genelde baktığımızda kas ağrısı, gaz ağrısı ve ufak tefek, ufak çaplı enfeksiyonlar bunlar genellikle evde de çözülebilecek konular. Ama bilmemiz gereken dediğim gibi özellikle safra kesesi ve apandisit ağrıları. Çünkü safra kesesi belki acil alınması gereken bir durum olmayabilir. Antibiyotikle beraber tedavisi yapılabiliyor, sakinleştirilebiliyor ama eğer apandisit söz konusuysa apandisit hızlı bir şekilde alınması gerekir patlamadan. Onun için hızlı bir şekilde hazırlık yapılması gereken bir durum. Testler hızlıca alınır. Ultrasondan gereksiz tomografi sonrasında yapılır ve uygun şekilde hastanın hazırlığı başlatılır. Burada da dediğim gibi yani en acil olan nedir? En acil olan hani bakacak olursak şu anda apandisit. Bir diğer karın ağrısı yine çok nadir görüyoruz ama aort dediğimiz ana atar damarda yırtılmalar. Mesela bunlar da çok ciddi ağrılara ve çok ciddi rahatsızlıklara sebebiyet veriyor. Bu hastalarda zaten tansiyon düşüklüğü, her iki koldan da farklı tansiyon değerlerinin alınması gibi rahatsızlıklar da olabiliyor. Çok şiddetli ağrı, daha önce hayatında hiç görmediği çeşitli ağrılar da hasta tarifleyebiliyor. Bunlar da zaten ek bir rahatsızlık olduğu çok aşikar şekilde ortaya çıkıyor ve gerekli dal uzmanı çağırarak yardım istenebilir bu konularda. Ama genel olarak bakacak olursak, genel çerçevede bakacak olursak, karın ağrısı nedir? Karın ağrısı genel olarak karında hissedilen her türlü olumsuz durum. Bağırsaklar bununla etkili mi? Çok etkili. Çünkü dediğim gibi bağırsaklar beyinden fazla oranda, fazla sayıda nöron barındırıyor. Dolayısıyla psikolojik durumdan, vücutta genel olarak psikolojisinden olumlu ve olumsuz yönde bağırsaklar etkilenirler. En sık sebepler kas ağrısı ve gaz olmakla beraber diğer az görülen sebepler gastroenterit dediğimiz ishal durumu, karın ağrısı ve ishal durumu ki özellikle bu enfeksiyona bağlı olabilir, olmayabilir. Genel olarak gördüğümüz sebepler. Ve diğer önemli sebepler bir tanesi apandisit ki bunun acil müdahale edilmesi gerekir. Bir tanesi safra kesesi enflamasyonu, enfeksiyonu. Bu da yine hastaneye atarak uygun zamanda antibiyotik tedavisi uygulandıktan, ağrı geçtikten sonra tedavi edilebilecek ya da operasyon yapılabilecek rahatsızlıklar olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında birçok karın ağrısı nedeni var mı? Var dediğim gibi. Ama en çok gördüğümüz ve bizim için belki de en önemli grup diyebileceğimiz, önem arz eden karın ağrısı nedeni genel olarak bunlar. Bir de şunu özellikle söylemek istiyorum sayın seyircilerimize. Karın ağrısı hastaneye gittiğinde hastalarımız direkt olarak ağrıların kesilmesini talep ediyorlar. Bunu da bir yanlışı düzeltmek için özellikle söylüyorum. Biz tabii ki hastanın ağrısının geçmesini isteriz, onun için oradayız. Ama hastanın rahatsızlığının tam ne olduğunu anlamadan, gerekirse bir ikinci, üçüncü fikir alınacak çünkü. Siz evet karında hassasiyet aldınız ama ağrı kesici yaptığınız vakit o hassasiyeti yeni gelen doktor ya da diğer yeni gelen doktor, gelecek doktor anlayamaz. Dolayısıyla hastaya yanlış teşhis koyabilir. Onun için biz dediğim gibi bu konuda biraz dikkatli olunması gerektiğini özellikle söylemek istiyorum. Karın ağrısı deyince dediğim gibi öncelikle biz olayın ne olduğunu çözmek istiyoruz. Olayın ne olduğunu çözdükten sonra safra kesesi enfeksiyonu mu çıktı? Akut apandisit mi çıktı? Gaz mı çıktı? Mesela gaz olan hastalarda Laman çok uyguladığımız bir teknik. Buna göre kesin teşhisi koyuyoruz. Ondan sonra tedavi yöneliyoruz. Eğer antibiyotik gerekiyorsa tabii ki antibiyotik gerekmiyorsa da birkaç günlüğüne dinlenme ve genel cerrahi poliklinik kontrolü genelde yaptığımız uygulamalar arasında geçiyor. Yani buradan bir daha bir özet çıkaracak olursak bu konu çünkü önemli bizim açımızdan. Niye? Çünkü karın ağrısı çok hasta geliyor. Bunlar gastroenteritle gelebilir, karın ağrısıyla gelebilir. En çok zaten gelenler bunlar baktığımızda. Ama bunun dışında enfeksiyonla da gelebilir. Enfeksiyon mevcutsa zaten hastanın değerlerine bakılır, anlaşılır ve buna göre tedavisi başlanır. Bir diğer sebep de dediğim gibi aciliyet özellikle itibar etmesi açısından apandisit ve kolesistit dediğimiz konular. Aynı zamanda da bazen de hani apandisit ve kolesistit haricinde de aort anevrizma rüptürü dediğimiz yani aorttaki bir genişlemeden bağlı o bölgenin yırtılması ve parçalanması neticesinde kanama da olabilir. Bu da karın ağrısı yapabilir ama sıralamaya koyacak olursak bunlar en az görülen sıralamalardan bir tanesi. Bizim özellikle karın ağrısı deyince aklımıza gelmesi gereken ilk şeylerden bir tanesi karın ağrısı ve gaz.
Daha sonra işte gastroenterit vesaire gibi nedenler, kötü nedenler yani işte malign nedenler, tümör vesaire gibi şeylerde kan ağrısı yapabilir mi? Evet yapabilir ama bunlar bizim aklımıza en son gelmesi gereken ve en az oranda gözüken rahatsızlıklar karşımıza çıkıyor. Dilin önce dediğim gibi anlatmaya çalıştım sevgili seyirciler. Benim diğer programlarını da izlemenizi rica edeceğim. Hepinize iyi günler ve sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın.